Merhaba arkadaşlar. Birçok konu hakkında konuşuyoruz biliyorsunuz. Bir durum daha var. Çoğu kişinin bilmediği bir durum bu. Şimdi e, özellikle cezaevinden yeni çıkmış olan kişiler ne yapıyorlar arkadaşlar? İlk baktıkları şeylerden birisine işte IH borcu ne kadar? Bu borcu sildirebilir miyim falan filan gibi şeyler araştırıyorlar. Bununla ilgili bir sürü şey var işte fakirlik belgesi alanlar var bilmem ne ama o iyi aşa borcu illaki ileride karşınıza bir şekilde çıkabilir arkadaşlar bunu unutmayın. Bunun yanında bilinmeyen bir konu daha var o da genel sağlık sigortası çoğu kişi bunu bilmiyor. Genel sağlık sigortası kapsamında borçlu olabilirsiniz şu anda. Bu borcu hemen sorgulamanız gerekiyor. Bunu sorgulamazsanız bu borç bir kir bir kir bir kir ileride sağlık hizmetlerinden de faydalanamazsınız. Hatta evinize haciz bile gelebilir. Bunu işte GSS diye kısaltılmış şekilde genelde paylaşıyorlar. Genel sağlık sigortası. Devlet ne diyor? İşte hepinizi diyor bu sigorta kapsamına alıyorum. Size hiçbir şey sormadan sizi borçlandırıyor. Yani bu kötü niyetli anlamda söylemiyorum ben ama insanlar bu konuda yeterince bilgilendirilmemiş. Kimse yani çoğu kişi deyim daha doğrusu borçlu olduğunu bilmiyor. Özellikle mesela şu anda cezaevinden yeni çıkmış olan kişiler, denetimli serbestliğe tabi olan kişiler, işte ben nasıl olsa işte hükümlü olduğum için bundan muafım şeklinde düşünmesinler. Neler yapacağınızı bu videoda anlatacağım. Arkadaşlar bunu iyi izleyin. Eğer borçlu çıkıyorsanız, borcunuz görünüyorsa bunu nasıl sildirebileceğinizi de size söyleyeceğim. Dediğim gibi bu videoyu ama sonuna kadar takip edin ve bu işlemleri kesinlikle yapın. İlk önce yapacağımız işlem arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Her işlemi yaptığımız gibi hemen hemen her işlemi yaptığımız gibi e-devlete bir giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına GSS yazmanız yeterli. Bunu da yazdık. İşte çıkan ekranda zaten hemen orada görünüyor. İşte GSS borcu sorgulama. Bunu sorguladığınızda arkadaşlar şu anda denetim serbestlikte olanların çoğu zaten 1 Ağustos itibarıyla denetim serbestlikte bulunduklarından dolayı Tarih yine 1 Ağustos olacaktır. Daha önce hiç sorgulamadıysanız yaklaşık 3 aylık borcunuz çıkacak arkadaşlar. Yani bu da 1200 lira civarı borç demek. Bu borç ödenmezse şu andaki e, son uygulamaya göre 2023 yılı sonuna kadar yine sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Ama 2023 yılı bittiğinde uzatılmazsa eğer sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyorsunuz. Dediğim gibi evinize icra bile gelebilir. Bu yüzden bu borcu hemen sildirmeniz gerekiyor. Peki bunun şartları neler? Aslında tek bir şartı var. Yaşamış olduğunuz hanede, evde diyelim biz buna, kişi başına düşen para, gelir miktarı diyelim, Asgari ücretin üçte birinden az olmak zorunda. Çok daha basit bir şekilde anlatalım. Mesela evde bir çalışan olsun. O da asgari ücretle çalışıyorsa evde üç kişiden fazla bulunduğu anda zaten genel sağlık sigortasından bedava bir şekilde faydalanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Daha doğru bir tabir olabilir. Eğer arkadaşlar kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden fazla ise yine ne diyelim işte asgari ücret alan bir kişinin evinde iki kişi oturuyorsa ne oluyor o zaman? E, asgari ücretin yarısı kadar kişi başına para düştüğü için ne oluyor? Genel sağlık sigortası sizi borçlandırıyor. Eğer sigortanız yoksa sigortasız olan herkes bu borcu ödemekle yükümlü durumda şu anda. Zaten asgari ücretin üstünde işte 20 bin liralar, 30 bin liralar falan filan alınıyorsa evde 4-5 kişi de bulunsa kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde olduğundan hemen genel sağlık sigortasına tabi olup borçlanmaya başlıyorsunuz. Bu borcu sildirmek için ne yapacağız dediğim gibi borcu sorguladık borç görünüyorsa hemen bulunduğunuz ilçenin ilin her neyse e, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına işte o ilçenin kaymakamlıklarında oluyor bu genellikle ama farklı binalarda da bulunabilir gidip gelir testi yaptırmanız gerekiyor. Oradaki e, görevliye gelir beyanında bulunuyorsunuz ki zaten zaten e, dilek sizin beyanınız kabul edilmeyecektir. yine de size sorarlar söylersiniz işte evde e, kişi başına işte şu kadar bu kadar düşüyor veya işte benim hiçbir gelirim yok şeklinde sistemden tabii neye bakılacak sizin evinizde ikamet eden kişilerin e, toplam gelirine bakılacak. Ve kişi başına ne kadar para düştüğüne bakılacak. Eğer sizin e, yaşadığınız evde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az ise yani 3800 liradan yaklaşık az ise hemen belgeyi alacaksınız orada. E, doğru SGK'ya gideceksiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Oraya gidip bu belgeyi teslim edeceksiniz. Diyeceksiniz ki gelir testi başvurusu yaptım. Buyurun veriyorsunuz. Oradaki artık yoğunluğa göre o andaki oradaki iş yükü veya işte sistemdeki yoğunluğa göre e, size verilecek cevabın süresi değişiyor. Eğer gelir testi olumlu sonuçlanırsa sizin açınızdan tabii ki olumlu sonuçlanırsa ne oluyor? Hem borçlarınız siliniyor hem de bundan sonra işte belli bir gelir seviyesine ulaşıncaya kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmanızı devlet garanti ediyor. Bu işlemi yaptırmazsanız arkadaşlar hali hazırda muhtemelen çoğunuz borçlusunuz ve bu borç katlanacak katlanacak katlanacak. Muhtemelen faiz de binecektir buna. Bir gün bir bakmışsınız ki o karşınıza çok büyük bir meblağ çıkmış ve siz bu borçtan tamamen habersizsiniz. Hazırlıksız yakalanacaksınız. Zaten geliriniz yok. Geliriniz olsa bir yerde sigortalı vesaire çalışsanız zaten e, genel sağlık sigortası borcunuz çıkmayacak. E, geliriniz olmadığı için bunu da ödeyemeyeceksiniz. Tekrar bir bakmışsınız. Dava süreci icralar bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yani bunu kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle. Bu söylediğim işlemleri yapın. E devlete girdiğinizde bir borç çıkmıyorsa ne ala. Şu anda borcunuz yok. Yine de gidin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'ne. Deyin ki ben de borç görünmüyor ama borç çıkabilir mi? Veya sistemde bir yanlışlık mı var? Borcum var mı? Borcunuzun çıkmasından korkmayın. Geliriniz yoksa zaten o borç silinecek. Evinizde yaşayan kişilerinin üst düzey bir gelir olmaması gerekiyor. Bunu tekrar edeyim size. Sadece sizin gelirinizin olmaması yeterli değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani bundan sıkılmayın. Niye tekrar edip duruyorsun diye. Buna çok dikkat edelim. Arkadaşlar bu gelir testini hemen yaptırın. Borcunuz var mı yok mu varsa hemen gidip sildirin. İleride bu da sizin başınızı ağrıtmasın. Bundan sonraki videolarda yine görüşmek üzere.